takip edeceğiz. Gelişen ülkelere dair nasıl bir vurgu olacak? ECB özelinde, Avrupa ve Amerika özelinde başkanlar neler söyleyecek? Yine burada detayları da takip edeceğiz. Bir de unutmadan dün gelen ISM hizmet rakamı Amerika'da şaşırttı. Beklentiden daha iyi açıklandı. Hatırlayın, grafik düellosunda gizemli PMI rakamlarını aktarmıştık size. Orada aslında toparlanma yeterince V tipi olmadığı, hala bir zayıflık var demiştik ama Amerika'dan gelen veriler görece daha iyiydi diyelim. Ve hemen gidelim bütün bu detayları sormaya Ahlatçı Yatırım'a. Barış Rükün olacak orada karşımızda. Barış, günaydın, hoş geldin yayına. Neler söylersin? Hem tabii ki Trump'ın taburcu olması hem de piyasalarda yeniden bir alım başladı ama hep kalıcılığı sorgulanıyor elbette. Günaydın, yayına diliyorum. Evet, piyasaların ana odağı diyelim, koronavirüs diye söylemek lazım. O da tabii ki Trump'ın bu konuda virüs kendisine bulaştığını açıklamasından sonraki süreç oldukça kısa sürdü aslında. Cuma günü piyasalar bir anda karıştı. ABD'de özellikle endekslerde sert satışlar gördük ama hafta sonu özellikle gelen arka arkaya mesajlar, Trump'tan gelen mesajlar ve bu dün itibariyle hastaneden taburcu olmasıyla bu Trump'ın koronavirüsle olan serüveni şimdilik çabuk bitmiş gibi gözüküyor. Yani işinin başında olduğunu açıklamalarını yaptı Twitter üzerinden. Kampanyaya tekrar geri döneceğini söyledi ve televizyon tartışmasına katılacağına dair de bazı haberlerin geldiğini de görüyoruz. Yani kısacası aslında hafta başlangıcı itibariyle yeniden bu haber akışlarıyla birlikte riskli varlıklara doğru bir eğilim tekrardan gündeme geldi ve riskli varlıklara eğilimin gelmesiyle birlikte aslında onunla birlikte gündemin bir diğer ana maddesi de az önce senin de bahsettiğin gibi bütçe görüşmeleri, aynı zamanda teşvik paketi konusundaki görüşmelerin de devam ediyor olması. Buna ilişkin gelen haber akışları da dün itibariyle geldi. Nancy Pelosi ile Manchester'da meydana gelen görüşmeden henüz tam sonu çıkmasa da görüşmelerin devam edeceğine yönelik sinyallerin geldiğini görüyoruz. Açıkçası kısa bir belirsizlikten sonra şimdi tabii ki tekrardan seçim atmosferine yönelen bir Amerika tarafı var. Yani fiyatlamalar oraya doğru odaklı şu anda. Yaklaşık işte 3 Kasım'a çok az kaldı. Bir aydan az bir zaman zarfındayız. O yüzden de yaşanacak yeni gelişme, özellikle virüs kaynaklı bir gelişme sonrasında Trump'ın ne gibi bir aksiyon alacağı ve bunu da kendi lehine çevirip çevirmeme konusunda ne derecede başarılı olacağı ve alacağı aksiyonlar bence bu noktada fiyatlamaların ana odak noktası da olabilir diye açıkçası düşünüyorum. Zira bakıldığında Biden'la Trump arasındaki anketlere bakıldığında fark açılmış gibi gözüküyor. Bazı anket sonuçlarında kapandığına da haberlerin de geldiğini görüyoruz. O açıdan bakıldığında da bundan sonraki süreçte Trump'ın bu süreci nasıl sürdüreceği önemli olacak. Özellikle risk iştahının belirleyicisi noktasında herhalde söylemek gerekiyor. Baktığımızda dün endeksler ABD'de olumlu kapattı. Avrupa tarafında da nispeten tabii olumlu hareketler gördük. Bu haber akışlarıyla birlikte. Bu bağlamda bizim tarafta da endeksinde yukarı hareket etmiş olduğunu da açısı görüyoruz. Yani baktığımızda bugün özel olarak da takip edeceğimiz gündem içerisinde FED Başkanı Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması olacak. Lagarde'ın iki tane konuşması olacak. Birisi 11.35'te, biri 16'da Türkiye saatiyle. Saat 17.40'da da Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Tabii bu da piyasaların gündeminde yer almaya devam edebilir. Nitekim özellikle para politikası teşvikleri ve mali politika yönünden teşviklerin beklendiği bu ortam içerisinde aslında bilinenden fazla şeyler söylenmesi mümkün olmayacaktır büyük ihtimalle ama tabii bunu piyasalar yakından izleyecektir diye söylemek gerekiyor. O açıdan bakılırsa güne ABD vadelerinde nispeten yatay, dünkü hareketlerden sonra bir miktar sanki sakin bir düzeltme eğilimin hafif olduğu bir güne başladık gibi gözüküyor. Fakat bence gelecek haber akışları yeniden risk iştahını destekleyici konumda olabilir diye açıkçası ben düşünüyorum. Yurt içine bakacak olursak da endekste benim takip ettiğim direnç seviyesi olan 1150'nin üzerinde günü kapattık dün itibariyle. Bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum. Şu an için 1150-1140 civarında tutulmayı bugün başarabilirsek endekste daha sonraki seviyeler 1160 üzerine geçilmesiyle birlikte bunu başarırsa gün içerisinde yavaş yavaş 1180-1200 bölgesine doğru hareketleri de gündeme getirebilir. Bu açıdan içerideki gelişmelere de bakmamız lazım bir taraftan. Son günlerde işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu adım, aynı zamanda TL'nin biraz daha cazibesinin artılması adına atılmış olan diğer adımlarla birlikte bir miktar daha işlem hacminden arttığı bir gün zamanı görmüştük geçen hafta endeks üzerinde. Bunun devamı eğer gelirse endeksin yukarı hareketi buradan da destek bulabilir diye açıkçası düşünüyorum. Tabii bu noktada Yunanistan'la Türkiye arasındaki gelişmelerle Azerbaycan, Ermenistan arasındaki gelişmeleri de yakından izlememiz lazım. Onlarla ilgili görüşmelerin de devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Fakat orada şu an için çok gerginliği artıracak bir durumun olmadığı gözleniyor. O yüzden de şu an için riskli varlıklar üzerinde eğilimin yukarı olmasının bir adım daha ön planda olduğu bir günü de bugün itibariyle takip etmemiz lazım. Özellikle 1140 üzerinde tutunmayı sağlayabilirsek. Daha aşağıda seviyeler var tabii ki, 1100-1090 destekleri de var.
özellikle o destek üzerinde kalıcılık yukarı hareketi tetikler diye açısı düşünüyorum. Dolar TL tarafına bakarsak da son 2 gündür 7.72 ile 7.78 arasında hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Yani yukarı yönlü hareketin biraz önü kesilmiş durumda. Son günlerde atılan adımların etkisi bu noktada önemli. CDS'imize baktığımızda burada 502'ye yani 500'ün altına doğru inme çabası olduğunu şu anda bir miktar belki görebiliriz son günlerdeki hareketlerle birlikte. Bununla birlikte bakıldığında 7.78-7.80 bölgesi üzerinde şu an için pek çok hareket kur tarafında da beklemiyorum. O yüzden oradan hareketlerle tekrar aşağı yönlü hareketlilerle birlikte 7.72-7.70 bölgesinde önümüzdeki günler içerisinde bence takip etmemiz doğru olur bir kanaatindeyim diye sözü tekrar sana bırakayım. Çok teşekkürler Barış aktardıkların için. Barış, o gün görüşürüz.